LGS'ye hayallerimize kavuşmamıza, emeklerimizin karşılığını almamıza 223 gün var. Çok değerli bir süre. Bu süre zarfında neler neler başarılmaz ki sizler de inşallah başaracaksınız arkadaşlar. Hemen haftanın sorusuyla başlamak istiyorum. Azra Altıntop 466 beğeni almış. Tebrikler Azra. Diyor ki kitap okumayı bırakmalı mıyız? Hayır tabii ki. Böyle bir cevap olabilir mi? Böyle bir soru olabilir mi? Ama eğer kitap okuduğunuzda netlerinizin artmadığını hissediyorsanız, kitap okuduğunuzda az soru çözdüğünüzü görüyorsanız mutlaka ama mutlaka soru çözmeniz gerektiği için sınavda size soru çözdürecekleri için soru çözün. O zaman kitap okumayı azaltabilirsiniz. Hatta bırakabilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer günde beş sayfa kitap okuduğun zaman bir tanesi test çözemiyorsan o zaman okuma o sayfaları. Direkt test çözmen lazım. Çünkü sınavda karşına test çıkacak. Veyahut da kitap okumayı sevmiyorsun ama paragraf sorusu çözmeyi seviyorsun. O zaman paragraf sorusu çöz. Çünkü sınavda karşına paragraf sorusu çıkacak. Yine sizin matematikte şu an ayrı yazılır. 20 soruda kaç adet yapmalıyız? Şu anda işlediğiniz konulardan çıkan soru sayısına göre hareket etmelisiniz. Yani normal bir denemeye girdiğinizde diyelim ki çarpanlar ve katları öğrendiniz. İşte üslü sayıları öğrendiniz. Köklü sayıları öğrendiniz. Bununla alakalı 20 soruda diyelim ki 10 tane soru çıkıyor. Yani 20 tane LGS sorusu 10 tane soru çıkıyor. Bu 10 sorunun 5 netini yapabilmeniz lazım arkadaşlar. Niye? Çünkü öğrendiklerinizin yarısını şu anda yapabiliyor olmanız lazım. E diğer yarısı hocam? E diğer yarısını da zamanla yapacaksınız zaten. Konuları öğrendikçe, pekiştirdikçe netleriniz artacak. Yani netler şöyle artacak arkadaşlar. Şöyle atmaz netler. Hop arttı. Böyle artmıyor netler. Netler gerçekçi olan çalışkan öğrencilerde şöyle artıyor. Artar azalır, artar azalır, artar azalır, artar azalır, artar azalır. Ama esasında dikkatli baktığınız zaman netlerin arttığını görürsünüz. Dolayısıyla ara ara yanlışlarını sıkacak, ara ara doğrularını sıkacak. Ama şu anda işlediğiniz konunun yarısı kadar nete ulaşmış olmanız yeterli. Çünkü Gerçek denemelerde yeni ne sorular çıkıyor? Zorlayıcı sorular çıkıyor. Konu tekrarım ha hedefiniz çok yüksekse zaten siz konuları çoktan biliyorsunuzdur. O zaman tabii ki daha yüksek netler yapabilirsiniz. Konu tekrarımın soru çözümü tabii ki de soru çözümü. Çünkü sınavda size soru soracaklar arkadaşlar. Yani LGS'ye girdiğinizde Haziran'a geldiğinde merhaba Azra hoş geldin okuduğun kitapların ismini söyler misin demeyecekler. Sana paragraf sorusu soracaklar. Veyahut da evet Azra'cığım nasılsın iyisin değil mi? Ya matematik hakkında ne düşünüyorsun demeyecekler. Sana matematik sorusu soracaklar. Dolayısıyla senin bol bol soru çözmen lazım. Ama soru çözerken... 10 soru çözdün, onu da yanlış. O zaman konu eksiğin var, o zaman konu tekrarına geçebilirsin. Ama 10 soru çözdün, 5'i yanlış. O zaman hala soru çözmeye devam et. Konu tekrar yapmana gerek yok diyoruz. Atatürk Fen Lisesi Haftanın Okulu mükemmel bir fen lisesi. Eğitim süresi 4 yıllık. Yüzdeliklerimiz 019. Tabii ki İstanbul Atatürk Fen Lisesi bu. Burada gerçekten Türkiye'nin en başarılı öğrenciler okuyor. Sizler de bu okulu fazlasıyla hak ediyorsunuz arkadaşlar. Haftanın kararına baktığımızda 8. sınıf taktikli sözel set, sözel derslerde yani Türkçe, inkılap, ve İngilizce'de sizlerin en yüksek başarı ulaşması için yani hepsini doğru yapması için mükemmel bir set hazırladık ve bu kitaplarımızı özel bir şekilde etiketli böyle stickerladık yani içerisinde Türkçe'de, inkılapta, dinde hepsi etiketli. Bunun sebebini şöyle anlatalım arkadaşlar. Hatta şöyle bir tanesini açayım sizler için. Burada arkadaşlar ...sizlerin hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlayacak özel posterler var. Yani soruları çözerken bunları karşınıza atıyorsunuz Mesela diyelim ki, e, örnek veriyorum, inkılap tarihi testi çözüyorsunuz. Hatta inkılap tarihinden açayım, göstereyim. Türkçe'de zaten bol bol soru çözüyorsunuz ama... ...inkılap tarihinden örnek vereyim. Mesela şöyle, bir dakika, şöyle açayım bir tane. Evet, gerçekten canlı yayında duygusal anlar. Evet, heh, şöyle açıyorum güzelce. İnkılap tarihinde diyelim ki soruyu çözerken... Ya bu neydi ya? Boğazlar, Mondros. Bir dakika ya Allah'ım. Bu Sava Kemal Atatürk manastırı. Kafanız karışmaması için ya konu altın kitabına gidebilirsiniz ya da bizim burada sizler için hazırladığımız süper posterler var. Bu posterleri duvarınıza asıyorsunuz ve bu asınız posterlerle çalışırken de öğrenmeniz gereken bilgileri buradaki etiketlerle yapıştırıyorsunuz. Yani mesela diyelim ki burada örnek veriyorum. Şuradan bir tane örnek göstereyim. Nerede? Diyelim ki Sanayi Enkılavi Fransız İhtilali bu etiketi sizin çalışmanız gereken kısımda sanayi inkılabı Fransız İhtilali kısmına yapıştırıyorsunuz. Buraya yapıştırdıktan sonra da soruları çözerken oradan bakarak da dikkatli çözebiliyorsunuz. Bunu fende, matematikte, Türkçe'de, inkılapta, dinde, İngilizce tüm derslerde yapabilirsiniz. Setin özelliği şu arkadaşlar. Hepsi bir arada olunca tabii ki daha avantajlı hale geliyor. Dolayısıyla soruları çözmek tabii ki güzel bir şey ama vakit kaybetmeden kitabı önünde görerek çözmek çok daha hızlı. Bunu Tonguç Bağzı'ndan ya da size yakın e, Tonguç Kitapçıları'ndan alabilirsiniz. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın çalışacağız, kazanacağız ve en güzel senemiz bu sene olacak. Neden? Çünkü çalıştığımızda başarabildiğimizi göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.